Bodrum'da yaşamını sürdüren göz doktoru Cenk Kallemoğlu'nun Gökten Gelenler isimli kitabı çıktı. Bodrum Devlet Hastanesi'nde görev yapan göz hastalıkları uzmanı Doktor Cenk Kallemoğlu, Sümerlilerin günümüzden 6000 yıl önce çivi yazısıyla yazılan tabletlerinden yola çıkarak yazdığı Gökten Gelenler isimli kitabı raflardaki yerini aldı. 350 sayfalık kitap, 6 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. Amazon'da satışa sunulan kitap ayrıca Bodrum'da çarşıda İşler Kırtasiye, Lise Kırtasiye ve Ahmet Kırtasiye ile Yalıkavak'ta Ata Kırtasiye'de raflardaki yerini aldı. Kitabı ile ilgili Kent Haber'e açıklama yapan Kallemoğlu şunları söyledi. Bu kitap fikri esasında öyle çok ilgi duyduğum bir alan değildi bu kitabı yazdığım konu. Yıllar önce başka bir kitabı okurken Sümerliler konusunda yapılmış bir atıf dikkatimi çekti. Burada Sümerlilerin daha Mısır piramitleri inşa edilmeden birkaç bin yıl önce, yani günümüzden 6000 yıl önce Mısır piramitlerinden birkaç bin yıl önce çivi yazısıyla tabletlere, kil tabletlere bizi yönetenler gökten gelenlerdi diye notlar düştüğünü bir yer yazıyordu. Ben ister istemez inanmadım ilk başta bunu duyduğum zaman. Çünkü hiç günümüzdeki herhangi bir kitabı açtığınız zaman veya herhangi bir ansiklopedi dergiye baktığınız zaman bunları gündeme getirmiyordu. Ben de inanmadığım için daha güvenilir kaynaklara baktım. Özellikle çivi tabletlerini birebir çeviren eserlere baktım. Ve bu eserlerde gayet güzel bir şekilde, net bir şekilde bizi yönetenler gökten gelen bazı varlıklar. Bize böyle dediler, onlara sayesinde bunu bulduk, böyle yaptık diye anlatıyorlardı. Başta fazla inanmayıp daha fazla esere bakmak zorunda kaldım. Tabi buna da bakarken şeye dikkat etmeniz gereken bazı hayali tercümeler de var ortalıkta. Ben birebir gerçek çivi yazısının tercüme edilmiş eserleri okudum. Bunların hepsinde aynı şeyi söylüyordu. Mesela bir şey demek istiyorum. Bilgi yarışmalarında soruluyor. Tarihte bilinen en eski destan hangisidir diye. Yanıt Gılgamış destanıdır. Gılgamış destanı tarihte bilinen ilk destandır. Tamam. Ama Gılgamış destanında ne anlatılıyor? Hiç Gılgamış destanını okudunuz mu diye birisine sorsanız %99 kimsenin sadece adını bilir, kimsenin destanından en ufak bir haberi yoktur. Gılgamış destanında da çok önemli şeyler anlatılıyor. Gılgamış'ın ölümsüz olmak için araştırmalar yaptığı, hatta bazı kaynaklarda, bazı bir tablette Gılgamış'ın Nuh peygamberle konuşması anlatılıyor. Sümerliler 6000 yıl önce yazdıkları tabletlerde Nuh peygamberin, gerçi Sümerliler tabii Nuh ismini kullanmıyorlar. Sümerliler Ziusutra diyorlar. Ondan sonra başka bir kabile de Utnapishtim diyorlar. Ama Ziusutra Gılgamış'la Ziusutra'nın Gılgamış'la tufan hikayesi anlattığı tablet var. Gılgamış'ı adını duyuyoruz ama Gılgamış'ın Nuh tufanını anlatan tableti hiçbirimiz okumamışız. Veya herhangi bir, şu anda herhangi bir dergi açsanız, kitabı açsanız, ansiklopedi açsanız bulmak için çok zorlanıyorsunuz böyle şeyleri. Ben de bunları okuyunca, ya dedim böyle okunulabilir, çok ağır olmayan, hafif bir kitap yazayım. Bize söylenmeyen bir şeyler var, anlatılmayan bazı hikayeler var. O ilk yazısı, yani Sümerliler 6000 yıl önce çivi yazısını buluyorlar ve bu yazıyı ben ilk başta şey sanıyordum, çivi yazısı bulunduğu zaman 6000 yıl önce yazılan şey, yağmur yağınca ıslanırsın, acıkınca yemek ye, aslan görürsen kaç gibi ifade bekliyordum ben. 6000 yıl önce yazılmış. Halbuki Sümerliler bu çivi yazılı tabletlerinde diyor ki Gılgamış işte ölümsüz olmak istiyor. Nuh'un yanına gidiyor. Nuh insanlığın yaratılış hikayesini anlatıyor 6000 yıl önce. Tufanı nasıl atlattığını söylüyor. Gemisinin boyutlarını Gılgamış'a anlatıyor. 6000 yıllık tablette bunlar belirtiliyor ama çok çok sıkı bir araştırma yapmazsanız bunları asla bulamıyorsunuz. Bunlar da hayali olmayan yani kaynaklara başvurmanız gerekiyor tabii ki. Bu konuda da dünyada ünlü birkaç tane otorite var. Birincisi Muazzez İlmiyeçi, çok büyük bir otor. İkincisi Muazzez İlmiyeçi'nin beraber çalıştığı Amerika'da Kramer diye bir
araştırmacı var. Bu iki araştırmacı özellikle birebir tablet çevirisi yapıyor. Hiçbir yorum katmıyor. Ben de bu yorumları, yani tablet çevirilerini, yorumsuz tablet çevirilerini okuyup oradan bir özet yaptım. Ondan sonra diğer uygarlıklardan, Mayalardan, Mısırlılardan, Azteklerle, Çinlilerle, Hintlilerle gene ortak paydalarını biraz toparlayıp böyle gökten gelenler diye bir kitap yazdım. İnşallah okuyalım, hoşuna gider. Hafif, rahat bir kitap yazmak için uğraştım. Sümerliler büyük ihtimal bir gezegenden bahsediyorlar, Tiamat diye. Şimdi bu gezegen olduğu yerde Ceres gezegeni var. Şimdi ben size dünyanın güneşin yörüngesindeki gezegenleri sayın desem, Ceres gezegenini hayatta saymazsınız. Öyle bir gezegenin olduğunu bile bilmiyorsunuz. Ama bu konuşmanın sonunda internete bakarsanız Ceres gezegeni diye, Mars'la Jüpiter arasında Ceres gezegeninin olduğunu görürsünüz. Gezegen orada duruyor. Tam ufak bir gezegen, çok büyük bir gezegen değil. Ama Plüton, ismi dediğim zaman belki Uranüs, Neptün, Plüton diye sayarız ya. Plüton gezegen midir, küçük gezegen midir, onun tartışması yapılır. Ama Plüton'un adını duymuşsunuzdur ama Ceres gezegeninin adı hiç söylenmiyor. Mars'la Jüpiter arasında bir gezegen, ufak da olsa bir gezegen. Ya, bu niye söylenmiyor? Yani insan şaşırıyor tabii. O yüzden ben bunu da Sümerliler büyük ihtimal o bölgede eskiden daha büyük bir gezegen varmış ve parçalanmış. Jüpiter'le Mars arasında o asteroid kuşağı denilen parçalanmış bir gezegenden kalan parçalar ve Ceres gezegeni bulunuyor. Ben bunu da gündeme getirdim. Yani o, zaten Sümerliler o gezegenin atıfta bulunuyorlar.